Gel. Kusura bakmayın, acil bir işim çıktığı için biraz geciktim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Hilal Hanım, bu iş epey uzadı. Bazı gerçekleri benden sakladığınıza eminim. Mahur Hanım'dan da. Sen iyi misin? Değilim Hilal. Gerçekleri öğrenene kadar da iyi olabileceğimi zannetmiyorum. Bugün Mehmet İnce'nin aslında Celal Kün olduğunu söyledi biri. Bana gelen dosyada ona ait bir fotoğraf yoktu. Değiştirildiğini düşünüyorum. Bakın, bu iş çok ciddi. Hele ki adaleti yanıltmak büyük suç. Bakın, siz de devlet memurusunuz. Memuriyet hayatınız bu süreçte bitebilir. Dahası yargılanırsınız. Ben gerekirse bu dosyayı tekrar isterim. Başsavcılığa giderim. Bakanlığa giderim. Ben bu işin peşini bırakmam. Telefonlarınızı kapatmanızı rica edeceğim. Etrafta da olmasınlar lütfen. Şu an sizinle paylaşacağım bilgileri asla ama asla hiç kimseye anlatamazsınız. Çok önemli istihbari bilgileri paylaşarak şu an ciddi suçlar işliyorum çünkü. Bana güvenebilirsiniz. Birbirimize güvenmekten başka çaremiz yok. İşlerin bu noktaya geleceğini hiç kimse tahmin edemezdi Mahmut. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün, diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş doğumlusun. Kahraman Maraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. Astsubay Başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim. O gün. O günü anlatabilir misin bize? O park saldırısından sonra Mehmet İnce'yi ölü gösterdik. O da kendine yeni bir karakter yarattı. Neyin peşindeydi? Türelleri. Türellerin bazı karanlık ilişkileri vardı. Saldırı niye yapıldı? Mehmet İnce'yi öldürmek için. Mehmet İnce'nin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bir istihbarat mensubuydu. Bugün o saldırıda senin kızın yaralandı. Evet. O yüzden buradasın. O yüzden bize çalışıyorsun. Evet. Mehmet İnce o ailenin karanlık bazı ilişkilerini çözmek üzereydi. O yüzden öldürüldü. Saldırıdaki diğer siviller, sen ve kızın da dahil sadece esas hedefi izlemek için vuruldular. Türeller önemli Maraşlı. Ama sen kızının intikamının peşine düştün. Böyle anlaşmamıştık Celal Kün. Kızım benim her şeyim. Yanlış.
Senin her şeyin bizimle yaptığın anlaşma. Hatırlıyorsun değil mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Sadece adını değiştirdi yani, öyle mi? Bu operasyonun en başından. Başka biri olarak yaşamak zor olmayacak mı? Küçüklüğümden beri başka biri olmak istemişimdir zaten. Ne var cebinde? Hala Maraşlı. Nasıl biri o Maraşlı? Mahur'un hem hoşlanmayacağı hem de biraz garip bulacağı bir tip. Kaba ama olduğu gibi onu etkileyecektir. Kitapçı buldum, bir sahaf. Bunun hep geçtiği yerde. Oraya tutacağım. Hani böyle okumuş etmiş olmam bence biraz onu etkileyecektir. İşe yarayacak yani. Ama bu bambaşka biri. Helal, kim bu adam? Mahur. İşte bu adam Mehmet İnce. Nefret ederim o laftan. Tam olarak bundan bahsediyorum. Ve eminim ona nefret edecektir. Hayır. Hayır. Ne olur bana böyle bir şey olmadı deyin. Ben sadece kimliğini değiştirmiş olabileceğini düşündüm. Ama bu bambaşka biri. Bu Celal değil. Bu benim sevdiğim adam değil. Kim bu adam? Maalesef öyle. Hayır, bu doğru olamaz. Bu kadar şeyi uydurmuş olamaz Hilal. Bu çok saçma. Ben bu adamı tanıyorum. Bu adam bana ailesini anlattı, arkadaşlarını anlattı. Bu böyle bir şey olamaz ki. Her ayrıntıyı düşündüm. Yani bu operasyon için günlerce, haftalarca, hatta aylarca Maraşlı olarak yatıp kalktı. Nasıl olur? Nasıl olabilir böyle bir şey? Mahur. Bana böyle bir şey nasıl yapar? Bu çok, çok saçma. Bak Mahur, bu o kadar basit bir şey değil. Yani bütün bunlar seni kandırmaktan çok daha öte şeyler. Ya ne o zaman Hilal, ne? Mehmet iyi değil. Nasıl yani? Ne demek iyi değil? Şu an tamamen kendisini kaybetmiş durumda. Ya artık Mehmet İnce olduğunu reddediyor. Ne? Mahur, sana aşık olduktan sonra her şey çok karıştı. Yani artık Mehmet İnce kim hatırlamıyor bile. Kendini gerçekten Maraşlı zannediyor. Hilal Hanım, siz ne diyorsunuz? Hapisten yırtmak için bir oyun mu şimdi bu? Yani ne diyeceksiniz? Bu adam deli mi oldu diyeceksiniz? Hayır Sayın Savcım. Ya kızıyla bile Maraşlı gibi konuşuyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün yanıma geldi ve Mehmet İnce'nin kim olduğunu sordu. Bunu yaparken de son derece samimiydi. Ne diyorsun sen ya? Anlattığım her şey doğru Mahur. Ben çok üzgünüm. Üzgün müsün? Üzgün müsün? Sen sadece üzgün müsün? Ben bu adamla ne zamandır ilişki yaşıyorum Hilal? Sen şimdi gelmiş bana bu adam senin tanıdığın adam değil diyorsun. Ben kime aşık oldum peki? Ha? Kimi sevdim ben? Bir hayali mi sevdim? Bir sahtekarı mı sevdim? Onu mu söylemeye çalışıyorsun sen bana? Ya bu adam benim için hayatını hiçe saydı. Kurşunların önüne attı kendini. Bu da mı yalandı? Bu da mı operasyonun bir parçasıydı? Şu adama bir bakın ya. Şu adama bir bakın, bu adam gülüyor. Bayan diyeyim mi demeyeyim mi deyip gülüyor, dalga geçiyor resmen benimle. Tam olarak öyle değil. Ya nasıl peki Hilal, nasıl o zaman? O sana aşık oldu Mahur. Kim aşık oldu bana? Maraşlı. Maraşlı diye biri yok ama. Mahur,
Mahur, anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum Helal, neyi anlamıyorum ben? Mahur bak, bu adam senin için aklını kaybetmek üzere. Ve seni kaybetmemek için kendini, her şeyini kaybetmeye hazır görmüyor musun? Ya sadece seni sevdiği için, sen onu Maraşlı olarak sevdiğin için kendi kimliğine dönmeyi reddediyor. Ben bu adamı hayatıma soktum Hilal. Her şeyiyle. Ben bu adamı kalbime soktum. Sen şimdi bana gelmiş bu adam senin tanıdığın adam değil diyorsun. Ya burada delirmesi gereken biri varsa o da benim, anlıyor musunuz? Sen her şeyi başından beri biliyordun. Sen her şeyi başından beri biliyordun. Ne yapıyordunuz? Birlikte oturup benim arkamdan dalga mı geçiyordunuz? Mahur, Mahur sakin. Durum bizim düşündüğümüzden daha karışık, sakin. Nerede bu adam? Eve gelmişti. Yani bana Mehmet İnce'nin kim olduğunu sormaya geldi. Bir süre tutabildim ama kaçmayı başardı. Acil yakalama kararı çıkartmamız lazım. Aslına bakarsanız direkt olarak yatırmamız lazım. Mahur bak, biliyorum çok üzgün ve sinirlisin. Ama Mehmet'i gördüğünde anlayacaksın, o gerçekten iyi değil. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa gül. Mahur. Ne var Hilal, ne var? Bak biliyorum. Şu an her şey sana bir oyun gibi geliyor, farkındayım. Hatta bu izlediğin şeyler seni dehşete düşürdü, onun da farkındayım ama... eğer bu operasyon olmasaydı, senin abin ve babanla beraber belki o evdeki herkes, sen dahil hepiniz ölecektiniz. Mahur bak, Mehmet kötü biri değil. Yani o masum insanları kurtarmak ve suçluları yakalamak için bir kimliğe büründü, hepsi bu. Bence gerçekten onun bu hayatta zarar vereceği en son kişi sensin. Söylediğine ikna olmayı o kadar çok isterdim ki Hilal. Evet isterdin. Çünkü onu hala çok seviyorsun. Kötü biri değil. Bence gerçekten onun bu hayatta zarar vereceği en son kişi sensin. Sür bayan. Birlikte bulacağız biz bu Mehmet İnce'yi. Sen gerçekten Mehmet İnce'nin kim olduğunu bilmiyor musun? Ya bilsem burada eşim de. Bak bana çok büyük bir oyun oynanıyor. Anladın mı beni? Peşimde bu adam. Ama bulacağım Allah'ın izniyle. Hadi sür arabaya gidelim buradan. Sen şaka mısın ya? Ne şakası ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bak silahlı adamlar benim peşimde, tamam mı? Takip ediyorlar beni. Bulacaklar da. Bulmadan ben onlara bulaşacağım. Ben bu hayatta bir sana güveniyorum şu an. Anladın mı? Bir sana inanıyorum. O yüzden kırma beni. Sür arabayı. Götür bizi buradan. Bayan bassana gaza. Bak bana bir daha bayan dersen seni gerçekten öldürürüm. Tamam. Öylesine söyledim. Daha sakin bir yerde konuşalım diye. Bir şey demedim. Konuşmak istiyorsun öyle mi? Mehmet İnce peşinde, o yüzden de buradan gitmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Gerçekten delirmişsin sen. O ne demek şimdi? Şey demek değil. Tamam. Tamam. Gidelim başka bir yerde konuşalım o zaman.